Evet. Tamamız değil mi? Şimdi bugün engine instruments, motor gösterge. Geçen hafta biraz giriş yapmıştık hatırlarsanız. Tabii çok bileşen var. Motor çalışırken bizim bu motordan verileri almamız lazım. Sadece motorun kendisini değil, uçağın sistemlerini de bunu alması lazım. Yani biz motorda aslında sensörlerden elde ettiğimiz bilgilerin hepsini hem uçak sistemlerinde kullanıyoruz, hem motor ne yapıyor? Kendi içinde FADEC üstünden bunları kullanıyor. Artı bir de nerede kullanıyoruz? Bu sens bilgilerini göstergelere göndermek zorundayız. Yani kokpitte de bunları görmemiz lazım bizim. Dolayısıyla instruments kısmında biz burada olabildiğince bir uçağı emniyetli şekilde nasıl uçururuz? Bu aletler bize onu sağlamanın peşinde. Aslında bir performans kısmı var işin. Yani motorun performansının iyi bir şekilde çalışması kısmı var. Bir de göstergelerde bize bunu aktarma durumu var. Artı uçağın ve motorun health monitoring, yani condition monitoring kısmı var. Yani ne durumda? Motor hangi koşulda çalışıyor? Bir sıkıntı var mı? Bu sorunun cevabını bize vermesi lazım. Dolayısıyla motordaki bu sistemler, yani sadece ölçüm değil aslında bu, göstergeleri de kapsıyor. Bu göstergeler bizim açımızdan önemli. Hem sistem kendisini denetleyecek, hem de ne yapacak? Bize bilgi verecek. Olabildiğince engine instruments dediğimiz kısımda aslında biz bir uyarılar görüyoruz. Uyarı kısmı var. İki display kısmı var. Display'lerde de motorla ilgili bizim dataları görebiliyor olmamız lazım. Üç, herhangi bir sistemde problem oluştuğunda bunları bize indikasyon olarak bildirmesi lazım. Dolayısıyla biz bu enstrümanlar sayesinde, göstergeler sayesinde aslında hem motorun belirli parametrelerini görmüş oluyoruz, hem biz görüyoruz, hem motor görüyor, öyle söyleyelim. Bunun dışında uçak sistemlerini besleyen işte hidrolik pompa gibi, air condition gibi veya işte flapların, slatların durumları gibi, yani uçağın bütünsel olarak çalışmasıyla ilgili motorun üstüne düşen kısmı da aslında uçak sistemlerine beslemiş oluyor. Bunun dışında da tabii motorun kendi içinde yapması gereken durumlar var, ayarlaması gereken durumlar var. İşte hava akışı dedik veya aldığı bu sens bilgilerini bize göstergelerde aktaracak, bunları iletmesi lazım. Dolayısıyla bu başlıkların hepsini yerine getirmesini istiyoruz biz. Aslında o zaman biz iki temel başlığa bölebiliriz engine instrument kısmını. Birincisi performance indicators, yani motorun performansı ne durumda, nasıl çalışıyor, ne üretiyor, ne kalıyor, bir yerde sıkıntı var mı, bunları gösterecek. Birinci kısım bu, birinci başlık. İkincisi de engine condition indicators. Motorun kendi içinde, birinci ve ikinci olmak üzere ikiye bölüyoruz. Demek ki instrument'ı. Bir performans, bir condition. Yani durum değerlendirmesi yapıyor. Motorda ne oluyor, ne bitiyor? Bunları anlık olarak sürekli takip edip gerekirse limitlerden bahsedeceğiz çünkü. Bu limitlere ilgili sistemde aşıldığında bunları da logbook'a kaydediyor. Ki sonrasında indiğinde siz ne yapabilin? Gerekirse müdahale edip o sistemle ilgili bakımları gerçekleştirin. Tabii çok fazla sayıda aslında göstergemiz olduğunu söyleyebiliriz. Kısa bir giriş yapmıştık zaten daha önce. İlk kısma baktığımızda performans göstergeleri dediğimiz göstergeler. Bunlar neler dersek, mesela engine pressure ratio, EPR olarak geçen motor basınç oranı göstergesi. Şimdi gaz türbinli motordan bahsettiğimiz için burada pistonlu gibi beygir gücüyle tanımlayamıyoruz bu işi. Bunun yerine daha genel geçer, daha doğru bir tanım yapmamız lazım. O da genelde gaz türbinli sıkıştırma oranı yüksek bir motor olduğu için kompresör kademesi
ve havayı ne kadar sıkıştırdığım burada itkiyi birebir etkilediği için burada bakacağım şey daha çok bu engine pressure ratio oluyor. Yani ben motorun içine çektiğim havayı ne kadar sıkıştırıyorum, ne kadar bir performans elde edebilirim, yani thrust elde edebilirim. Bu daha mantıklı bir değerlendirme. O yüzden EPR'ı ölçüyor motor. Yoksa hani beygir gücüne de dönüştürebilirsiniz ama mantıklı olmaz. Çünkü tam karşılığı değil. Burada sıkışmış havadan bir yan verdi diyoruz biz. Veriminizi bu sıkıştırma oranı daha çok etkiliyor. Veya yine bir performans göstergesi L1 speed sensör. Burada dikkat ederseniz L1 hangisiydi? Twin spool olsun bu. Yani çift spool'lu olsun. Çift spool'luysa bir ne olacak? LP kompresör, LP shaft, yani L1 artı LP türbin olacak. Birinci kademe. İkincisi ne olacak? High pressure kompresör. HP shaft, yani L2 artı HP türbin, high pressure türbin olacak. Twin spool da bu şekilde. Peki, dikkat ederseniz performans göstergesi olarak performans da bunu söyledi. L2'den bahsetmedi. Indication'da ne dedi? L1 speed dedi. Neden böyle sizce? Bypass motor olduğunu ipucunda vereyim. Bypass motor bu. Neden L1'i performans göstergesi olarak bana söylüyor da N2'nin ismi burada geçmiyor? Dikkat ederseniz göstergede üst kısım, yani şu sarı çerçeveyle gördüğümüz kısım buradakiler bizim performans göstergelerimizdir. Zaten iki tane şey var. Birisi L1 yüzde olarak, birisi de EPR. Niye L1 var sadece? Var mı yorumlu? Bypass motor bu. Bypass motorla itkiyi, thrust'ı nereden elde ediyorduk daha çok? Büyük kısmını. Soğuk havadan. Soğuk havadan. Peki soğuk havayı ne geri atıyordu? Burada yazıyor. Bunun ismi neydi? LP kompresörün diğer ismi fan'dı değil mi? Fan kademesi. Dolayısıyla benim asıl thrust kaynağım neresi? Fan kademesi. O zaman sen burada performansa bakacaksan bu fanı döndüren şaftın hızına bakmak zorundasın. O da L1. O yüzden onu bölüyorum. L2 ikinci derece. Çünkü o neyin? HP'nin. Orada motorun merkezine giren, yanma için ürettiğim havayı sıkıştıran kısım burası. O yüzden performans evet etkiliyor ama L1 kadar değil. Bu bypass motorun için. Ama L1 o yüzden önemli. Performans göstergesi olarak onu görüyorum. L2'yi görmüyor muyum? Görüyorum ama bakın aşağıda o. Diğer display'de görüyorum. Dolayısıyla buna dikkat. Fan speed'im bypass motor olduğu için burada benim thrust performansım açısından birinci dereceden dikkat etmem gereken bir gösterge. Şimdi burada şeyi de söyleyelim. Bir şeye de dikkatinizi çekelim. Göstergelerde dikkat ederseniz bir dijital gösterim var. Değil mi? Aynı değer için. Bir de analog gösterim var. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş olabilir? Yani sadece dijitalini verseydi, zaten ben burada değeri okuyorum. Mesela L1 yüzdesini okuyorum, yani EPR'ı okuyorum. Hataya karşı, mesela hangisi hataya karşı? Dijitallerde hata daha çok olur. Ama mesela limitleri geçtiğinde bu kutunun içindeki dijitalde bir değişim olmuyor mu göstergelerde sizce? Gösterge görmediniz mi? Ders henüz almadınız mı? Yoksa alıyor musunuz bu dönem? Geçen dönem aldık ama. O zaman gördünüz. Göstergenin mantığında ne var? Dijital bile olsa orada ne değişecek?
Renk değişecek. Evet, doğru söylediğin hata konusunda bu daha kaba. Değil mi? Analogda ibreyi görürüz. Daha dikkat çekicidir ama değer göremezsiniz buradaki gibi. Ama analoğun üstünde birazdan söyleyeceğiz ilerlediğimizde bölgeler var. Çalışma bölgesi, değil mi? Farklı renklerde. Mesela motor indikasyon veya uçakta indikasyonlarda kokpite girdik, açtınız ekranı, bakıyorsunuz. Yeşil bölgenin içinde ibre, kırmızı bölgenin içinde, bir de amber bölgenin içinde. Bunlar ne demek? Neden bu renkler kullanılmış? Hangisi iyi? Hangisini istiyorum ben? Yeşil. Normal çalışma aralığı bölgesini gösterir. Amber, yani turuncu diye tabir ettiğimiz. Zorlanıyor. Warning. Yani burada bir sıkıntı olabilir. Dikkat et. Gardını al diyor bize. Kırmızı. Artık iş işten geçti. Limitlerin dışına çıktı. Burada her bir durum için ayrı prosedürler olabilir. Onları uygulaman lazım. Hatta burada kırmızı bölgeler analogta zaten çizgi olarak da ne yapıyoruz görüyoruz, farklı renkte görüyoruz. Evet, sorumuz şuydu, neden dijital ve analog aynı anda var? Şimdi analog var, görünmesi kolay, artı dediğimiz gibi renk kodlarına göre çalışma bölgesini belirleyebiliyoruz. Dijital var, değer olarak çok hassas bir şekilde görebiliyorum. İkisinde ayrı ayrı fonksiyonları var. Dolayısıyla hem dijital hem analog göstergelerde, indication'larda bunları görüyoruz. Peki birinci kısım şurada üstteki sarı kutu bize performansı gösteriyordu. Altta ve diğer ekrandakiler bize neyi gösteriyor dersek onlar da engine condition indicators. Yani motorun durumuyla ilgili bilgileri bize veriyorlar. Ne gibi? Mesela exhaust gas temperature, EGT hep söylüyoruz değil mi? Hep geçiyor. Egzoz gazı sıcaklığı. Çünkü bu türbindeki malzemelerin eriyip erimediğini, motorun işte thrust değerinin benim gaz koluyla verdiğim kumandaya uygun olup olmadığının bir göstergesi EGT değeri. Ya da elde ettiğiniz itki sizin istediğiniz itki mi? Bunun için bir değerlendirme parametresi. O yüzden önemli. Başka kompresör speed, mesela burada dikkat ederseniz neyi görüyoruz artık? M1 ile işimiz yok çünkü M1 üstteydi. Burada N2'yi görüyoruz. Neden burada verdi? Performans condition kısmında verdi. Çünkü ben bu yanmadan elde ettiğim sıcak gazlarla aslında M1'i çeviriyorum demiştim. Yani N2'den elde ettiğim hareket, evet, kompresörü çeviriyor. Motorun çalışması için önemli. Havayı sıkıştırmak için önemli. Ama itki açısından benim M1'im önemli. O yüzden N2'yi bize burada condition kısmında veriyor yüzde olarak. Oil pressure, yağ çok önemli. Zaten söylemiştik. Yağla ilgili birçok gösterge olduğunu söylemiştik uçakta. Bakın şuraya bakarsanız en üstte oil pressure. Onun altında oil temperature. Her iki motor içinde görüyorum. Onun altında oil quantity, her bir motorda ne kadar yağ var. Onun altında da VIP, o da titreşimle ilgili demiştik. Burada da N2 ve FF. N2 ve FF'in hem dijitali hem analogu var dikkat ederseniz. FF de yine fuel flow demiştik. Yani ne kadarlık yakıt akışı gerçekleştiğini her bir motor için. Burada yağlama sistemindeki indikasyonlarda da öyle. EGT'de yukarıda, yani üst display'in alt kısmında şurada görüyoruz. Her bir motor için ve şuraya dikkat ederseniz kırmızı çizgiler olduğunu da görüyoruz. Çünkü kritik bizim için EGT. Dolayısıyla yağ basıncı, yağ sıcaklığı, EGT gibi bunların hepsi de benim motor kondisyonunu gösteren göstergelerim. Yani primary'ler, burası primary indicators. Bunlar da secondary indicators. Yani şeyi bölüntülemeyi böyle yapmamız gerekiyor. Göstergeler bizim aslında neyimiz gibi, hani biz aslında görmüyoruz. Gözlerimiz kapalı. Ama dokunarak ya da hissederek bu işi yapmamız lazım. Motorun durumunu, uçağın durumunu. Onun gibi düşünebiliriz. Ellerimiz gibi ya da işte bastonumuz gibi bizim.
Peki motorda baktığımızda neleri ölçmek bizim açımızdan önemli? Birinci ve ikinci göstergeleri söyledik ama bunun dışında başka parametreleri de ölçüyor muyuz? Evet, burada hepsini bir arada aslında görüyoruz arkadaşlar. İşte oil pressure, oil temperature, fuel temperature, fuel pressure, fuel flow, HP shaft speed, LP shaft speed, intake pressure, motorun içine mesela ne kadar hava alıyorum ben ve motor yanma için buradan aldığı hava miktarını hesaplayıp buradan ona göre yakıt püskürtecek. Dolayısıyla bunu bir probla buradan ölçmen lazım. Veya işte egzozdaki basıncın ne senin, egzoz girişindeki sıcaklığın ne veya türbin girişindeki sıcaklığın ne, bunların hepsini termokamerlarla ölçmeniz gerekiyor. Aslında motor bir nevi çok sayıda anteni olan bir algılayıcı gibi düşünebiliriz o zaman. Çalışmasına baktığımızda. Çünkü çok sayıda ne var? Sensör var. Burada gördüğümüz gibi. Bakın EPR'a dikkat. EPR'ın ön ucu motorun girişine gitmiş. Dikkat ederseniz. Arka ucu nereye gitmiş? Egzoza. Neden? Ben atmosferden aldığım havayı motorun içinden geçirip atarken bunun üstünde ne kadarlık bir basınç değişimi yaratıyorum ve bu basınç değişimini sonrasında itkiye nasıl dönüştürüyorum? Aslında bu oran bana onu söylüyor. Söylediği şey o. O yüzden çıkışın girişi oranı gibi düşünmemiz lazım. Yani burada bir birimi yok tabii ki oran olduğu için. Orandan bahsediyoruz. Dolayısıyla benim motordaki sistemlerimin bunların hepsini ölçmesi, ölçtükten sonra da hem motorun içindeki ilgili yerlere, hem uçak sistemlerine, hem de indikasyonlara yani göstergelere bu bilgileri ne yapması lazım, aktarması lazım. Üç yerlerden dağıtacak. Bunu yapması gerekiyor. Şimdi flight deck dediğimiz kompartmana, yani uçuş kompartmanına girdiğimizde, kokpite girdiğimizde göstergeler bizim tam karşımızda. Dolayısıyla burada aslında iki tane temel felsefe kullanılıyor. Bunlardan birisi glass cockpit ya da dark screen deniyor. Koyu ekran, burada gördüğünüz gibi, yani dijital kısım, dijital felsefe, dark screen filozofi deniyor buna. Günümüzdeki uçakların hepsi böyle. Bir de onun öncesinde aslında clockwork cockpit, yani analog saatler üstünde. Bana derseniz ki hangisinin, tabii ki hani dijitalin arkasında da çok büyük bilim var ama bütün bu indikasyonları bence zamanda analog aktarabilmek muazzam bir işmiş. Hangarda da var bu saatlerden, görmüşsünüzdür. Bazılarının arka kapakları açık. Size çok tavsiye ederim açıp incelemenizi. Bir airspeed indicator'ı açtığınızda içinde nasıl bir mekanik düzenek var? Veya fuel flow diyoruz mesela açtığınızda veya pressure gauge diyoruz açtığınızda şok olacaksınız. Yani bu tür şeyleri mekanik olarak ölçmek için ve bunları sen küçük bir hacme sığdıracaksın. Tam fiziği kullandığın yer işte. Fizikle ilgili her şeyi kullanıyorsun. Basınç geldi mi? Basınç ölçümünü nasıl düzgün yapacaksın sen? İçeriye bir diyafram mı koyacaksın? Helizon yaylar mı kullanacaksın? Atıyorum sıcaklık ölçerken. Veya iki bölme mi yapacaksın? Bunların arkası önüne farklı basınçlar mı gelecek? Bunların kalibresini nasıl yapacaksın? Bu mekanik hareket doğru şekilde birini sana nasıl gösterecek? Dişlerini nasıl kullanacaksın? Göstergeleri, analog göstergeleri açıp baktığınızda, incelediğinizde çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Havacılığın bence en zevkli yerlerinden birisi. Analog göstergelerin iç kısımları. Şematik resimlerine de bakın, orada da göreceksiniz aynı şeyi. Ya bunu nasıl düşünmüşler diyoruz. Dolayısıyla burada tabii eski sistem dedik ama glass cockpit'te, yani günümüzdeki dijital sistemde de analog hiçbir şey yok mu? Hayır, var. Arada hibrit olarak kullandığımız bazı göstergeler var tabii ki. Çünkü yedekleme yapmak zorundasınız. Bazı noktalarda da analog olmasında fayda var. Bazı ölçümleri, göstergeleri daha doğrusu.
Dolayısıyla iki tane temel de indicator olarak, display olarak farklılığımız var. Aslında glass cockpit de içinde bölünüyor. İşte LCD'ler var. Ekran tipine göre de değişiyor. Onu da hani alt dalı olarak söylemiş olalım. Dark screen, LCD veya işte farklı yapılarda göstergelerde kullanılıyor. Tabii ilk clockwork dediğimiz analog göstergelere baktığımızda aslında normal mekanik olarak çalışan sistemler karşımıza geliyor. Dijital sisteme baktığımızda ise, yani glass cockpit'e baktığımızda ise buradaki ekranlar karşımıza geliyor. Peki bu ekranların teknoloji olarak neler kullanıyor dersek, mesela bir çeşidi cathode ray tubes, yani katot ışınlarıyla indikasyonları bize gösteren sistemler veya liquid crystal panels, LCD olarak bildiğimiz ekranlar veya light emitting diodes, LED dediğimiz dijital göstergeler. Bunların hepsi aslında glass cockpit'in versiyonları ya da display'leri diyebiliriz. Kullanılan display'ler diyebiliriz bunlara. Yerleşime de dikkat. Hani neyi nereden okuyacağız, nasıl okuyacağız? Ama glass cockpit olmasına rağmen biz burada bunun dışında analog da kullanıyor muyuz? Veya konvansiyonel gauge'ler de kullanıyor muyuz? Evet, bakın onları görüyoruz burada. Diğerleri dijitalken şuradakiler, dikkat ederseniz, bizim konvansiyonel, normal gösterge tipleri. Neden ihtiyaç duyduk buna? Bunlarda herhangi bir şekilde bir arıza durumu gerçekleşirse, hani okumada falan bir sıkıntı yaşarsa, benim özellikle birinci göstergeler, hayati öneme sahip olanların analogları da mevcut. Dolayısıyla elektronikler gitti, analoglarla güvenli bir şekilde en azından inişi yapabiliyor olmanız lazım. Felsefe bu. Yedeklemesini bu şekilde yapılmış. Tabii çok bilgi var. Dolayısıyla bu bilgileri bizim bölüntülememiz lazım. Nasıl bölüntüleyeceğiz? Hani ilk başta şöyle bir bütünsel baktığımızda, ya bu kadar datayı biz nasıl takip edeceğiz, değil mi? Mantığı kurgulanıyor. Ama sistem aslında arkada, hep söylüyoruz, kendisi de artık dijital olarak denetlediği için bilgisayarlar üstünde çok fazla sorun yok. Ama benim görerek gerektiğinde müdahale etmem de tabii ki çok elzem. Dolayısıyla burada aslında ayrılmış durumda. Bakın şu kısım ve şu kısım benim aslında flight instruments dediğim uçuşla ilgili göstergelerim. Ortadaki gördüğüm kısımsa benim motorla ilgili göstergelerim. Yani engine instruments. Yani burada aslında baktınız, nereye bakarsanız ne göreceksiniz? Bunun da bir yerleşim stratejisi var. Neden böyle yerleştirilmiş? Ortada motorunkileri görüyoruz. İki yanda da uçuşla ilgili göstergelerimiz var. Tabii o gösterge dersinde muhtemelen satılmış hoca giriyoruz, değil mi? Anlatmıştır bunları detaylı. Çok önemli. Onu da söyleyeyim. Okul bittiğinde bir avyonikçiyi mülakata alsam ben, göstergeden kesinlikle soru sorarım. Kesin, net yani. Hatta birkaç tane soru. Bir, bu göstergelerin kendi çalışmasıyla ilgili. İki, arka planda bu bilgileri nasıl alıyor? Termokapıldan mı alıyor? İşte speed probe'dan mı alıyor? Bunların iç yapısıyla ilgili. Basitçe bir speed probe'u çizdim, bana anlat. Veya bir metalik, değil mi? Malzemeler kullanılıyor ısı ölçümünde. Mesela Seebeck efekt ne demek? Sorarım mesela. Çok temelde bilmeniz gereken şeyler. Avyonikçi olduğunuz için bunlara dikkat. Önemli sizin için. Peki, ölçüm yaptığımız enstrümanlar bizim aslında iki temel tip var diyebiliriz. Birincisi
Neyi ölçen? Jet pipe pressure mesela. Bizim egzoz kısmındaki basıncımızı ölçen inç HG, yani milimetre civa cinsinden gördüğünüz gibi gösteriyor. Burada basınç ölçümü gerçekleştiriyor. Mesela P7 gauge. P7 nerede? Demek ki bu jet pipe'sa egzoz kısmında arkada, oradaki basıncı algılayan sensörünüz sizin. Ne yapıyor? Sıfırdan başlayıp motorda önden arkaya doğru sayı artıyordu. Mantığı öyle çalışmak zorunda. Peki, ne ölçüyoruz mesela burada biz? İkinci kısımda, hani birinci kısımda basınç dedik. İkinci kısımda ratio parameters, yani oranları ölçenler. Yani bir, değer ölçenler, basınç gibi işte. İkincisi de oran ölçenler. En başta söyledik, engine pressure ratio dedik. Bakın her bir motor için görüyorum. Giriş ve çıkışı arasındaki basınç farkının oranlanması demiştim. O zaman senin bir sensörünün motorun girişte olması lazım. Bir diğerinin çıkışta olması lazım. Bu iki bilginin de gelip indikasyon olarak sana burada hesaplanarak ne olması lazım? Verilmesi lazım. Dolayısıyla tek bir sensörle EPR'de olduğu gibi ölçümü yapamazsınız. Ölçüm geldi, sinyal geldi. Bu sinyali güçlendireceksin, yükselteceksin. Hesaplayacak sistem. Sonrasında da ne yapacak? Göstergeye gönderecek. Ben de onu burada göreceğim. EPR olarak. Şu şekilde. Dolayısıyla ikincisi de oran ölçen kısım. Yani birincisi değer ölçen, ikincisi oran ölçen versiyonu. Demek ki benim güç ölçümüyle ilgili iki tane temel fonksiyonum var. Burada turbojet, turbofanla aslında bir miktar turboprop'u ayırmak lazım mesela. Şimdi turbojet ya da turbofanda ne yapıyoruz? Havayı alıp gazı geriye atıp ama motorun içinde yapıp bu işi itkiyi öyle elde ediyoruz. Ama turboprop dediğinde, mesela kargo uçaklarında olduğu gibi, arkası gaz türbünlü ama önde pervane var. İtkinin kaynağı neresi onda? Pervane. Dolayısıyla içerideki o yanmanın olduğu kısımla ilgili bir ölçümden ziyade benim, ya da EPR'dan ziyade engine pressure ratio orada işine yaramaz senin. Çünkü itki dışarıdaki pervaneden elde ediyorsun. O zaman bu pervaneyi neye döndürüyorum ben? Turboprop'ta. Pervaneyi döndüren şey ne? Şaftla. Dolayısıyla mekanik işte döndürüyorum. O şaftı döndürme hareketine ne diyoruz biz? Tork diyoruz. Dolayısıyla turboprop olduğunda sen artık EPR görmen bir işine yaramaz. Orada senin motorun torkunu görmen gerekir. Dolayısıyla bu tip uçaklar, bu tip motorlarda engine torque gauge kokpitte vardır. Çünkü senin thrust kaynağın pervanedir o. Arkası gaz türbin, evet, ama o gaz türbin bu öndeki pervaneyi çevirip itki ürettirmek için ona, pervane ürettirmek için var. Dolayısıyla bütün güçten aslında bir tork olarak bahsedebilirsiniz. Buraya dikkat. Yani motor tipine göre ne ölçeceğimiz önemli. Değişebiliyor. Motorun çalışma prensibine göre. Veya turbo şaftta da aynı şekilde. EQ'nun shaft horsepower diye geçiyor mesela. Tamamen shaft aktardığın için, itkili işin olmadığı için ona geçmek zorundasın. Peki. Eski ve yeni motorlarda hani gaz türbünü olarak düşünecek olursak temel bir farklılık var. Low ratio bypass, high ratio bypass. Günümüzdeki motorlar genelde high bypass motorlar, yolcu uçaklarında. Çünkü daha ekonomik yakıt açısından. Hızlar zaten işte 1000 km civarı hızla uçuyorum. Dolayısıyla bu uçuş hızlarında high bypass yakıt ekonomisi açısından benim için daha iyi. Ama ilk versiyonları low bypass motorlardı.
bunlara eski diyelim, eski yolcu uçaklarında bunları kullanıyoruz. Hatta daha öncesinde turbojet kullanıyoruz. Ama yapı açısından sıkıntı. High bypass'ta yeni tip yolcu uçaklarında kullanılan otortikler. Peki, bu bypass motorlarda ben güç yönetimini, yani motorun güç yönetimini neye göre yapacağım? Neyle ölçeceğim? Yani bu iki motor tipinde motor gücünü neye dayanarak ölçeceğim? Dağ bypass motorlarda bunu siz P7 yani jetpipe arka kısımdaki, demin söylediğimiz, gösterdiğimiz kısımdaki basıncı ölçüp buna göre yapabiliyordunuz. Dolayısıyla bu P7 bilgisi sizin dağ bypass motorda güç ölçüm göstergesiydi. Yani gücünüzü orada ölçüp alıyordunuz. Nasıl yapıyor bu işi? Hem göstermiştik, analog ekranı bu şekilde. Burada bir P7 sistem gauge'imiz var bizim. Ne cinsinden? Inç civa cinsinden bana basıncını gösteriyor. Yani inç kare başına düşen pound kuvvet değerini veriyor bana. Dolayısıyla bu aslında benim neyimi söylemiş oluyor? PCI cinsinden motorumun gücünü söylemiş oluyor. Veyahut da maksimum thrust'ın yüzdesi şeklinde de verebiliriz. Maksimum thrust bellidir üretilen bir motor için. Bunun yüzdesi şeklinde de size gösterebilir. İki versiyon da olabilir. Peki, high bypass motorlarda bu güç ölçümünü nasıl yapalım? Daha güncel motorlarda artık o zaman high bypass'a geçtiğimizde EPR'ı söylememiz gerekir. Dolayısıyla bizim high bypass motorlarda gücü ölçüp gördüğümüz kısım engine pressure ratio'dur. Bu motor girişindeki basınçla motor egzozundaki basınç arasındaki orandır. Dolayısıyla bu oranın ne kadar yüksek olursa motorunuz o kadar yüksek güç üretiyor demektir. Tabii burada sadece yüksek güç üretmek önemli değil, bunu da söyleyelim. Harcadığınız birim yakıt molekülü başına en iyi thrust elde etmek. Esas hedef bu. Yolcu uçağı için konuşuyoruz. Savaş uçağı dersen orada onun önemi yok. Orada en hızlı. Yani işte ani manevra yapabilecek. Dolayısıyla yakıtı çok harcası sıkıntı yok. Ama yolcu uçağında yolcu taşımacılığı yapıyorsun. Kar etmek zorundasın. Dolayısıyla yakıt ekonomisi önemli. O zaman bir damla yakıttan olabildiğince fazla thrust elde etmenin peşindeyim. Low bypass'ta dediğimiz gibi P7 ölçüyoruz. High bypass'ta engine pressure ratio ölçüyoruz. Evet. Dağıldınız sanki biraz. Uykunuz mu? Yumola mı? Yumola verelim. Evet. High bypass motorda EPR ölçüyoruz dedik. En son orada kalmıştık. Evet. Şimdi bazı high bypass motorlarda bu ölçümü yaparken dikkat ederseniz bağlantıları ölçüm yapılan yere dikkat. High bypass motor olduğu için fan outlet giriş çıkışından da arka kısmından da bir ölçüm alıyoruz. Diğer kısımda egzoz kısmında demiştik. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki oran benim engine pressure ratio'mu bana vermiş olur. Çünkü benim itki kaynağım asıl burası. %80-85 oranında itkiyi bypass havasından, soğuk havadan elde ediyoruz demiştik. Merkeze giren kısımdaki havanın benim itkiyle çok fazla bir değeri yok benim için, öyle söyleyelim. Dolayısıyla entegre şekilde bir ölçüm yapılmış oluyor.
Burada sensörlerin konumlaması, yani hangi ölçüm nereden alınıyor, ona dikkat edin. Çünkü burada bu ölçümlerin mantığını oturtmak açısından da önemli. Dikkat ederseniz yeşile döndü. İçerideki sayıyı da yeşil görüyorum. Demek ki bu hani nominal çalışma aralığında bir sıkıntı yok anlamına gelecek. Böylece biz kompresörde inlet basıncıyla, aslında kompresör giriş basıncıyla integrated EPR elde etmek için, yani kompresörün girişinde ben motorun dışından aldığım havayı ne kadar sıkıştırıyorum, ne kadar bir sıkıştırma oranı elde ediyorum, bunu tanımlayabilmek için bu ölçümü gerçekleştirmem gerekiyor. Aynı zamanda motorun itkisiyle ilgili de değerli bir bilgi vermiş oluyor bana. Peki, integrated EPR, yani bu fanın arkasından ölçtük ama ön kısımdan integrated EPR alabilmek için yani bir ölçüm daha yapmam lazım. Peki bu ölçümü nereden yapacağım? Bakın, fanı ön kısmından, yani inlet kısmının içindeki pitot tüpten yapacağım. Dolayısıyla buradaki benim pitot tüplerden basınç bilgisini alıp sistemi çalıştırabiliyor olmam lazım. Yani sadece fanın arkasında değil, ön kısmında da pitot sistemden basınç bilgisinin gelmesi gerekli. Hep karşılaştırma varsa tek bir noktadan ölçüm yoktur. En az iki veya daha fazla noktada ölçüm alınıp motorda iş yapılıyor demektir ya da gösterge aktarılıyor demektir. Turboprop motorlarda itkinin asıl kaynağının pervaneler olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bizim burada ölçeceğimiz şey ise tork olması gerekiyor. Yani high bypass motorda EPR'a bakarken low bypass'ta neye bakmıştık? İlkler söyledik. Low bypass'ta neye bakıyorduk? P7'ye bakıyorduk. Propeller, yani pervane gaz türbünlü bileşiminde ise bizim burada jet flux'la işimiz yok. Çünkü motorumuz aslında pervaneyi döndürmek için var. Pervane bir dikey kanat profili aslında. Yani uçağı havada tutan yatay kanadın dikey versiyondur pervane. Sadece hat ve açısını değiştirebilirim. Aslında pervanenin üstünde de biz lift yaratırız. Yani kanatta olduğu gibi. Çünkü bu da airfoil yapıdadır. Pervane de havayı bu sefer kanat hava akışından dolayı ne yapıyordu? Yukarıya doğru kaldırıyordu. Bu ise tutup geriye doğru atıyor havayı. Böylece thrust elde ediyoruz. Yoksa yapısı aynı. Dolayısıyla burada sizin turboprop motorda sıcak gazlarla veya sıkışmayla, EPR'la bir işiniz yok. Jet flux'la ölçmekle bir işiniz yok. Burada direkt tork ölçümü yapmamız gerekiyor. Motorun güç göstergesi turboprop'ta ne olacak? Tork olacak. Burada karıştırılan bir kavram. Tork'tan kısaca bahsetmek lazım. Nedir tork? Hep kuvvet denir, değil mi? Kuvvet değildir aslında. Şuraya dikkat. Kuvvet çarpı kuvvet uzantı kolu. Yolu. Kuvvet kolu ya da ağırlık çarpı mesafe. Yani libre force ya da libre feet, libre force, tork kuvveti budur. Yani bir döndürme momentidir tork. Kuvvet değildir. Dolayısıyla turboprop'ta benim ölçtüğüm şey aslında budur. Döndürme momentidir. Ben tıpkı burada anahtar örneğini vermiş. Anahtarların neden böyle uzun bir sapı var? Sadece tutmak için. Evet, kuvvetten kazanç sağlamak için. Yoksa şuradan kesip buradan da tutabilirsin sadece. Ama o cıvatayı sökmek için yenemez. Yani senin kuvvetin yeterli gelmez. Çok kuvvet uygulaman gerekir. Ama sapını uzun tuttuğunda veya burada farklı geometriler de kullanılıyor. Bazen bu da yeterli olmuyor. Ne oluyor? Ekleme yapıyorsun. Havacılıkta bakım yaparken sizde çok yok belki ama gövde motorcularda burada bunun hesabını da yapmayı bilmen lazım mesela.
ne kadar bir tortlama yapılmış bu civataya sıkarken, sen bu anahtarla sökmeye kalktığında senin kol kuvvetin yetecek mi? Yetmediği zaman ne yapacaksın? Bunun ucuna da bir kol takıp uzatıyorsun kuvvet kolunu. Dolayısıyla çok daha az kuvvetle döndürme momentini artırmış oluyorsun. Tork budur, döndürme momentidir. Dolayısıyla mesafe ve ağırlığa bağlıdır. Dolayısıyla nereden geldik? Pervaneden geldik. Bir döndürme noktasına göre ölçüm yapılması gerekiyor. O zaman torkmetre sistemine baktığında power produced by the engine, benim motor tarafından üretilen gücü gösterir turboprop motorda. Ve bu ölçtüğünde bana göstergede, display'de verir kokpit kısmında indikatör olarak sallar. Dikkat ederseniz ne yazdı? Torque pressure yazdı. Peki bu torku ben motordan nasıl ölçüyorum? Öyle ya, bu işi nasıl yapalım? Bunun arka planını bilmemiz lazım. Burada tork ölçümünde iki tane farklı ölçüm yöntemi kullanılıyor arkadaşlar. Bunlardan birisi yağ basıncı üzerinden bir hesaplama yapma, şurada olduğu gibi. İkincisi de elektronik bir düzenek üstünden bir hesaplama yapma. Şimdi dikkat ederseniz ikisini ayrı ayrı anlatacağız. Turboprop motor dediğimizde hemen aklımıza ne gelecek? Dişli kutusu gelecek. Çünkü motorun merkezindeki şaftla döndürüyorum ben. Değil mi? Türbin şaftı döndürüyor, şaftla pervaneyi döndürüyorum. Ama burada birebir, genelde özellikle yolcu uçaklarında, büyük yolcu uçaklarında, kargo uçaklarında devri aynı oranda iletmiyoruz pervaneye. Ne yapman lazım? Düşürmen ya da yükseltmen, yani ayarlama yapman lazım. Genelde düşürme yapıyoruz. Reduction gear'ımız var. Çok büyük bir dişli kutusu var. Dolayısıyla motordan elde ettiğim mekanik hareketi pervaneye aktarmadan dişli oranlarıyla aslında ben bir ayarlama yapıyor. O zaman bu dişliler varsa, burada da bir sürtünme varsa, burada bir yağlama sistemi vardır her zaman. Dolayısıyla basınçlı bir şekilde yağlama yaparsın. Artı bu sistemle hareket ettirmek için de basınçlı yağ kullanılıyor. Dolayısıyla bu yağ basıncı üstünden iletilen tork miktarını hesaplayabilirim. Ya da burada olduğu gibi elektrikli bir devre kurarak yaparım bu işi. Şimdi bakalım detaylarına. İki sistemin de kendine göre özellikleri var. Bunda bir temas yok gördüğünüz gibi. İndikasyonuna baktığımda bu tork değerini ben ne olarak görüyorum dedim. Tork pressure olarak görüyorum. Yani PCI cinsinden görüyorum. Basınç cinsinden görüyorum. Inch foot pound, foot pound başına düşen inch. Newton metre diğer versiyonu. Burada brake or shaft horsepower olarak ben bunu isimlendiriyorum. Çünkü frenleme beygir gücü diye geçer bu. Ürettiğimiz gücü biz aslında nasıl bir kuvvet uygulayarak durdurabiliyorsak o şaftı, o üretilen gücün göstergesidir. Dinamometre denilen bir cihaz var. Bir su freni bu. Motorları imal edildiğinde motorun çıkış şaftını normalde ben pervaneye bağlıyorum ya, onu bir tane böyle büyük bir fren düşünün, onu tam ortasına getirip bağlıyorlar. Bu frene kuvvet uyguluyorsun, bir su basarak sıkıştırıyorsun. Otobüslerdeki retarder gibi düşünün, o direkt krank bilini sıkıştırır, öyle frenleme yapar. Bunda da mili sıkıştırıyorsun, ne zaman durdu, ne kadarlık basınçta durdurdun, ona göre güç hesabı yapıyorsun. O yüzden buna brake horsepower deniyor. Frenleme beygir gücü. Veya shaft horsepower. Çünkü bütün gücü ben burada milden alıyorum. İnç kare başına düşen foot pound olarak gösteriyor basınç değeri cinsinden. Evet. Şimdi İki tane farklı ölçüm yöntemi var demiştik. Bunlardan birincisi burada gördüğümüz gibi helical gear. Şunlar dikkat ederseniz dişleri böyle açılı yapılmış. Şöyle düz değil.
Neden böyle yapılmış olabilir? Bu neye benziyor hiç gördünüz mü? Otomobilde bir parçaya benziyor bu. Bak dışarıda bir çember var. Bunun içi dişli. Bunun içinde gezinen 1, 2, 3 ve çok sayıda dişli var. Vites kutusu. Vites kutusu gibi, evet. Veya diferansiyel gibi. Neden? Diferansiyelde iç teker dış teker açısal dönme hızı farklı olmak zorunda. Yoksa virajdan savrulur gidersin. Peki nasıl yapıyor bunu? Buna işte güneş dişli, ay dişli, gezegen dişliler deniyor isim olarak. Böyle ilginç bir ismi var. Neden? Bunlar bunun etrafında, içinde ya da dışında sürekli dönerek oran ayarlıyorlar. Yani devirlerini ayarlıyorlar. Dolayısıyla burada yüksek miktarda bir kuvvet aktarımı olduğu için bunların dişlerine böyle düz değil de helisel, yani açılı yapılmış, dikkat ederseniz helical demesinin sebebi o. Kuvvet fazlaysa, düz diş yaparsanız bu diş kısa sürede kırılır. Bir. İki, titreşim fazla olur. Üç, yumuşak bir çalışma elde edemez dönme esnasında. Çok fazla ses de gelir. Ama böyle yaptığında bir, dişler arasında ne var? Devir farkı var. Dolayısıyla kayma olmamasını da sağlamış olursun helisel yaparak. Birebir hareket aktarımı yapılır. Çünkü sen bir devir ayarlaması yapıyorsun. Bir kuvvet, büyük bir kuvvet ortaya çıkıyor. Bunu yaparken burada temas yüzeyini artırman lazım. Helisel yaptığında dişleri temas yüzeyi artmış oluyor. Şimdi sisteme baktığınızda dikkat ederseniz Propeller Reduction Gear, bakın bu, bunun üstünden pervaneye hareketi iletiyorum ben. Diğer taraftan motorun şaftından gelen hareketi burada ayarlayıp devrini sonrasında pervaneye iletiyorum. O zaman bizim burada bunun içinde bir beygir gücünden bahsetmemiz mümkün. Çünkü ne dedik? Torktan bahsettik. Buradaki tork miktarı motor tarafından üretilen beygir gücüyle birebir orantılıdır, doğru orantılıdır. Yani motorun ürettiği güçle bizim ortaya çıkan tork arasında doğru bir ilişki var. Ne kadar fazla olursa torkun da o kadar yüksek olacak. Ben bu torku indirgeyerek pervaneye aktarmış oluyorum. Peki yağ basıncıyla bu torkun ölçümüne nasıl gelelim? Burada bu dişler üzerine baktığımızda aslında dişler üzerinde bir aksiyel thrust oluştuğunu söylememiz mümkün. Neden? Çünkü buradan devir yüksek ve yüksek kuvvetle geldi. Ayarlama yaptı, düştü. Bunun üstünden pervaneye düşürerek gönderdi. O zaman senin burada aslında bu reduction gear'da bizim bir aksiyel thrust oluştu. Yani bir frenleme yaptırdık birazcık. Öyle söyleyelim. Ayarlama yaptık. Aksiyel thrust dememizin sebebi o. O zaman sizin bu aksiyel thrust'ı ölçebiliyor olmanız lazım. Bu aksiyel thrust aslında sizin indirgeme dişinizin arkasında bulunan silindirlerde, bakın şurada yukarıda görüyoruz. Dişimiz bu. Evet. Şaftımız bu. Hareket bundan geldi. Dönme hareketi buna iletildi. Bu dönmeyle ve dişli oranlarıyla yaptık devir ayarını. Arkada şu dişinin arka kısmında dikkat ederseniz bir ney var? Boşluk var. Bir hazne var. Ve yeşil görüyorum içine. Neden? Çünkü ben bu haznenin içine ne basıyorum? Yağ basıyorum. Neden basıyorum bu yağ? Neden ihtiyaç var? Direkt yuva yapıp bu midi dişliği direkt oraya otursaydım ne olurdu? Olmaz mıydı? Böyle bir sisteme niye ihtiyaç duydum? Temin söylediğim sebepten ihtiyaç duydum. Aksiyel bir thrust oluşuyor dedik ya, bir direnç kuvveti. Bunu sizin sönümlemeniz lazım. Yani burada sen bir devir ayarı yapıyorsun, bir kuvveti azaltmaya çalışıyorsun. Nasıl yapacaksın bunu? İşte bu arkaya yerleştirdiğin haznenin içine yağ basacaksın. Sıvı ne olamaz? Sıvılar ne olamaz?
Sıkıştırılamaz. Ama ne yapar? Damperleme etkisi yapar. Yani sönümleyici etkisi vardır. Bunu da kullanırsam ben yağ giriş çıkışı yaparak bu hazinenin içine burada bir dengeleme yağ basıncı oluştururum. Peki bu yağın üzerinde oluşan basınç sizin motordan üretilip gelen torkla doğru orantılı olacak mıdır? Evet. Evet. O zaman ben bu yağ basıncını ölçersem motorun torkunu ölçmüş olurum. Nasıl? Çok akıllıca. Evet. Peki neden yağ kullanıyoruz? Yani başka bir sürü kullansak olmuyor. Sürtünmeli olduğu için kayma yüzeyi de elde ediyoruz. Isı var. Isı olduğu için yağ ısıya dayanıklı. Viskozite ısıya göre değişir. Yağ viskozitesi. Viskozite akışa karşı gösterilen direnç demek. Dolayısıyla hani su kullanılmaz mı? Sıvıydı. Kullanılır ama... Direkt hidrolik kullanılır. Hidrolik amaç önemli. Yani burada amacınız ne? Ona göre bir düzenleme yapmak zorundasınız. Sıvıyı ona göre seçiyorsunuz. Yani ne kadar kuvvet geliyor? Hareket iletimi varsa ve bu hareket iletimi esnasında kuvvetler de büyükse orada hidroliği tercih ediyorsun. Yani burada da şuradaki sisteme yönelik geliştirilmiş bir yağ bu, öyle söyleyeyim. Yağlayıp geçiyoruz biz ama tabii ki sistemin ihtiyaç duydu. Arabalarda bile ne var? Her motorun tipine göre farklı yağ kullanılıyor. Viskozite değer 20-40 diyor mesela. O viskozite değeri aslında. Soğukta nasıl, sıcakta nasıl? Viskozite ısı altında yağ çalışırken, burada olduğu gibi, ne kadar ısındığı, ısınınca ne olacak? Yoğunluğu. Ya ne olur? Isınınca. Yoğunluğu ne olur? Düşer. Neden? Hacmi genişler çünkü ısındığı için. Dolayısıyla viskozitesi ne olur? Evet, artar. Yok, azalır. Azalır. Evet. Kafalar yanmaya başlamış. Neden? Çünkü akışa karşı gösterdiği direnç azalır. Yani kolay akar. Bal ve su örneğinden aklınıza gelsin. İki tane bardağım var. Birinde bal dolu, birisinde su dolu. Aynı miktarda. Aynı anda dökmeye başlıyorum. Hangisi çabuk biter? Su. Viskozitesi ne? Viskozitesi düşük suyunki. Çabuk bitti. Hızlı aktı, direnci yok. Bal uzun sürdü, viskozitesi yüksek. Mekanik sistemlerde ısı fazlaysa, yüzeyde sürtünme fazlaysa, burada sıvı yağ mı kullanırsın, katı yağ mı kullanırsın? Sıcaklık yüksekse, basınç ve mekanik sürtünme fazlaysa, katı kullanırız. Neden? Isıyla zaten o katı yağ sıvılaşacak. Sıvı kullanırsan bu sefer zaten iyice ince olduğu için iyice incelip yüzeyden akıp gidecek. Şey örneği gelsin aklınıza, motosikletin zincirini neyle yağlarsın? Makine yağıyla mı? Sıvı, gres yağıyla mı? Çorbadaki de. Yok mu motorcu hiç? Yok. Hocam, alacak bir şey yok. Gençsiniz siz. Hocam hiç baktınız mı fiyatlarına? Biz arkadaş kullanıyoruz. Ya bakıyoruz. Elinizde vardır önceden hani gitsin. Yok hocam. Evet. Motosiklet zinciri gres yağlı arkadaşlar. Neden? Çünkü sürtünme var değil mi? Zincirle dişli arasında. Dolayısıyla ısınacak, sürtünme fazla. Gres o sürtünmeyle beraber katılan yavaş yavaş viskozitesi düşer, sıvılaşır. İyi bir yağlama film tabakası oluşturur. Ama oraya sıvı döksen sen zaten döndüğü anda yağ uzaklaşacak, tutunamayacak. Sürtünmeyle daha da düşecek. Burada da aynı şey geçerli. Demek ki buradaki bu arkadaki yağ benim bu damperleme etkisiyle aslında motordan gelen kuvveti ne yapar? Gösterir. Tabii burada biz siz görmediniz ama yani çok detay sizin için yağlama sistemini anlatmak lazım gaz türbininde. Baş başına bir çeptir. Ama şu kadarını söyleyeyim. Motoru yağlarken kullandığımız yağın bir kısmını eğer turboprop motorsa
alıp oradaki yağ deposunun içinde bir miktarda pervane için, buradaki dişli kutusu için ayrılmış bir bölüm vardır. Yani ekstra bir hacim vardır yağ deposunun içinde. Daha fazla yağ koyarsın o motorlara. Sebebi de şu, o motoru yağlamada kullandığım yağın bir kısmını alır getirir. Bir torque meter pump'la basarım. Nereye? Bakın dişli kutusuna. Pervane dişli kutusuna basarım. Ve burada hem bu devir ayarını hem de ne var bir de? Pervane hatta açısını değiştirecek bir hidrolik sisteme ihtiyacım var. O yağ orada hidrolik yağ gibi de kullanırız. Madem elimde motordaki yağ var, bunu oraya basarım. Propeller pitch angle ne diyeyim ona? Ayarlama işte. Yani pitch açısını ayarlamada pervanenin bu hidrolik sistemi kullanırız. Ama motorun yağını kullanırız. Ama motora gönderdiğim yağın basıncı burası için düşüktür. Dolayısıyla torque meter pump'la biraz daha arttırıp öyle basarız buraya. Eğer siz bu yağın basıncını ölçerseniz, bu hatta bir gauge bağlayıp burada olduğu gibi, bu gauge'i de tutup kokpite koyarsan sana neyi gösterir? Turboprop motorda motor torkunu gösterir. Yani high bypass'taki thrust neyse, EPR neyse burada da bu o anlamı gelir. Birimini söyledik ve kokpitte ben bunu görürüm indikasyon olarak. Çünkü senin buradaki torque meter pump'ın yağ basıncını karşıladığı neye göre? Yüke göre. Motordan gelen torque gücüne göre ayarlıyor. Peki her bir silindirden oil pre-age bleed, bakın bleed hole diyor, dikkat ederseniz. Bu öne arkaya demek ki ne yapıyor? Hareket ediyor. Değil mi? Arkaya doğru geldiğinde şuradaki hat ne olacak? Kapalı. Buradaki yağ tahliye olabilecek mi? Hayır. Peki, öne doğru gittiğinde dişlimiz, bakın burası ne olacak o zaman? Bilit hattı açılacak. Bunun pozisyonuna bağlı olarak öne doğru gittiğinde. Açılınca buradan yağ ne yapmış olacaksın? Kaçmaya başlayacak. Ne zaman olacak bu? When the thrust developed by the helical cut gear is balanced by torque meter oil pressure, yani bunun öne arka gidişi arka tarafındaki bunun basınçlı gönderdiği yağla dengelendiği zaman helical gear takes up a sensitive position partially covering the bleed hole. Tamamen açıkta değil, tamamen kapalıda değil, dengeleyecek şekilde yağ basıncına bağlı olarak öne gitti. Bir miktar buradan ne yaptı? Geriye kaçtı ya. Normalde tork yokken neydi? Arkadaydı. Basılan tüm yağ burada kapalı. Buradan bir tahliye yok. Dolayısıyla ne olacak? Buradan kaçmaya başladığında ne olur? Ne göreceğim? Ne gördüm? Geriye doğru basınç düştüğü anda, tahliye olduğu zaman basınç düştüğü anda bu sefer ne yaptı? Yağ basıncı düştüğü için benim dişlim geriye geldi. Dişli geriye geldiği zaman benim oil pressure, torque meter pump'ından gelen yağ basıncım göstergede değişim sağlayacak. Her bir dişli de aynı sistem var. Dikkat ederseniz şurada gördüğünüz gibi. Ve bunlar da aynı hat üstünden nereye bağlı? Torque meter pump'a bağlı. Ben ölçümü torque meter pump sonrasında yapıyorum. Her bir dişliye bu yağ basıncını eşit miktarda iletiyorum. Dolayısıyla benim ilettikten sonra ileriye doğru kaydığında, açıldığında tahliye ediyor. Geri geldiğinde deliği kapatıp sistemi kapalı hale getirmiş oluyor hazneyi. Evet. Şu an mesela bir sızıntı görmüyorum. Değil mi? Dikkat edersiniz. Yağ basıncı arttı. Neden arttı? Çünkü motordan gelen torkum arttı. Yağ basıncı artınca buradaki gauge saatinin arttığını gördüm.
Dolayısıyla tekrar dişi ileriye doğru itti. İşte ileritince tekrar bir yerden sonra ne yapacak? Helisal dişler bu tahliye kanalını açacak ve buradaki yağ tahliye olmaya başlayacak. Yani sürekli ileri geri hareket eden aslında bir reduction gear sistemden bahsediyoruz. Benim buradaki torque meter pump'ım da bu yağ kısmındaki basıncı ayarlayarak aslında motordan gelen torku dengelemiş oluyor. Dolayısıyla motordan gelen basınca göre, tork gücüne göre burada göstergede bu yağ basıncına bağlı olarak değişimi sürekli görüyorum. Peki motorda farklı pozisyonlarda farklı güçlere ihtiyacım var. Güzel. Bunları yaparken motorun gücü her zaman bana yeterli gelecek mi? Ürettiği güç gelmeyecek. O zaman benim motoru bazı koşullarda, bunların başında hemen kalkışı söylememiz lazım. Kalkış hep en kritik süreç olarak aklınızda olsun. Pistten kalkış esnasında benim motordan maksimum thrust elde etmem lazım. Motor bu kapasitede fakat bunun bir limiti var. Yani süre olarak da, motoru zorlama olarak da bir limiti var. O zaman benim burada bu torque meter sistemde pervane turboprop motorlarda yardımcı sistemler oluşturarak özellikle de ihtiyaç duyduğum zorlu şartlar altında auto feeder ve water methanol injection yaparak bunlar motorda güç artışını sağlayan yardımcı sistemler arkadaşlar. İhtiyaç duyduğumuzda. Auto feeder ne demek? Feathering neydi? Pervane dersi var mı sizde? Feathering arkadaşlar bu hatva açısı dedim ya. Pervaneler kendi ekseni etrafında dönüyor. Dolayısıyla havayı alıp atma işini değiştiriyorsun sen. Angle-o-metri değiştirdiğin için. Burada bu açının auto feathering dediği kalkış esnasında işte mesela maksimum atması lazım ki değil mi? Maksimum thrust elde etsin. Auto feathering de oraya gidiyor. Maksimum thrust elde edecek açıya gidiyor. Veya motorda arıza oluştu. Motor off oldu. Pervane dönme devam edecek mi? Havadayken oldu mu? Etecek çünkü hava akışı var. İster istemez zorlayacak dönmeye. Burada mesela ne olması lazım? O zaman pervanenin bir fail safe moda geçmesi lazım. Motoru kaybettik çünkü sen. Nasıl yapıyor onu? Pervane kısmının detaylarını alalım. Modül 17. Sizi çok bağlamıyor. O yüzden giyemiyorum. Orada fail safe moda geçip güvenli bir iniş sağlayacak şekilde itkiyi ayarlayacak bir açıda kalıyor. En az drag oluşturacak şekilde. Evet. En az drag oluşturacak şekilde bir pozisyon alıyor. Dolayısıyla sen de süzülme hareketiyle emergency'den kurtulmuş oluyorsun. İkincisi de water methanol injection. Şimdi motorun içine ben hava çekiyorum. Thrust'ı da birebir etkileyen bir şey bu. Hava miktarı, thrust miktarına birebir orantılı olacak. Daha fazla hava çekmek için ne yaparsınız? Motor aynı motor. Su metronor eklersen, püskürtürsen zerrecikler halinde motorun içine çektiğin havanın içine yoğunluğunu ne yaparsın? Artırırsın. Hem biraz daha fazla hava çekmiş olursun. Hem de metronor yanıcı. Ekstradan bir miktar daha güç, ekstra güç elde etmeniz lazım. Thrust augmentation diye geçiyor. Thrust'la arttırıcı sistemler bunlar. Gaz türbünü 2'nin konusudur. Siz de girmeye gerek yok. Dolayısıyla nereden geldik buraya? Sizin motorda, turboprop motorda bu tür güç çıkışlarına ihtiyaç olduğunda bu torque meter sistem bu sistemlere sinyal beslemesi yapıyor. İşte çalışmalarıyla ilgili, ihtiyaç olduğuyla ilgili. Çünkü sizin burada thrust'ınızı ölçen şey ne dedik? Torque meter sistem dedik. Dolayısıyla o bilgiyi de onun üstünden alması lazım.
Yani sadece indikasyon olarak göstermekle görevli değil, aynı zamanda bu bilgiyi gerektiğinde autofedelik ve işte güç artırıcı sistemlere de sinyal olarak besleme yapıp onların devreye girip çıkmasını da sağlamış olur. İkinci yöntem demiştik. İkinci yöntem tork ölçümünde ise elektriki, elektronik ölçüm yöntemi. Bir tarafında motorumuz var. Bir şartla motordan hareketi alıyoruz. Bir indirgeme dişlisine veriyoruz. Buradan da pervane şaftıyla pervaneye aktarıyoruz. Peki, o zaman sizin motorun kısmıyla, motor kısmıyla reduction gear kısmı arasındaki devriniz ne? Farklı. Değil mi? Zaten amacımız ne burada? Devri ayarlamak. Burada aslında bu ne demek? Bu aslında aynı şafta bağlı iki tane elim. Biri böyle döndürmeye çalışıyor ama bu 100 ile dönüyor, 100 devri. Bu 70 ile dönüyor. Bu şaftın üstüne ne olur? Ne oluşur? Şu harekete ne deniyor? Burulma, güzel. Burulma hareketi oluşur. Dolayısıyla burada bir fark var. O farkı siz farklı devirlerin olduğu şaftın üstüne burada olduğu gibi elektronik ya da elektriki bir sinyal algılama sistemi kurgularsanız, devirlerini ölçerseniz bunları, aradaki bu burulma hareketi üstünden bir hesaplama yapabilirsiniz. O zaman bir referans şafta ihtiyacınız var. Bir de hareketi ilettiğiniz diğer kısma ihtiyacınız var. Neden? İkisinin arasında bir fark olacak çünkü. Bu burulma hareketinden dolayı, eksenel, rotasyonel kaymadan dolayı, öyle diyeyim. Peki, şimdi bu şaftın döndüğünü elektrikli olarak nasıl anlatabiliriz bir sisteme? Temassız olarak. Bir dişli çark yaparsın. Değil mi? Sayı bellidir. Atıyorum işte 100 tane diş olsun. 100 tepe, 100 çukur. Buraya bir tane prop koyarsın. Orada gördüğünüz gibi. Bunu elektromanyetik alan oluşturacak şekilde indiklersin. Bunlar nedir? Şu kare dişler. Gördüklerimiz. Evet. O manyetik alanı etkilerek yapmak istediği zaman. Evet, var yoktur değil mi bu? Bir sıfırdır aslında. Hani bilgisayar gibi konuşursak bir sıfırdır. Manyetik alanı saydırmış olursun yani. Dişleri saymış olur manyetik alan üzerinden. Peki, buradan da bu şaftın sen devrini ayar edebilirsin. Neden? İşte 100 diş varsa bunu programlarken 100 saydığında bunu 1 RPM diye oku dersin. Böyle bir şey kurarsın. Denklem kurarsın. O 100 sayar ama sana 1 gösterir. Değil mi? Mantığı bu. Nasıl yapıyor bunu? Gördüğümüz gibi bir referans şaftımız var. O motora bağlı bir de tork uygulanan zero tork şaftımız var. Şu an hareket iletimi yok. İkisi de aynı yerde. Dikkat ederseniz sinyallere dikkat edin. Mavi tork kırmızı da referansı gösteriyor sinyallerimizi. Bir sıkıntı var mı? Arada bir fark var mı? Yok. Zaten tork değerim kaç? 0. İkisi de eşit hizada duruyor. Çünkü bir burulma yok. Bir devir değişimi yok. Eğer bir devir değişimi olursa burada normalde bunlar duruyorken İşte üstteki algılayıcılarımızda ne var? Exciter'lar var. Yani akımı gönderen. Dolayısıyla burada değişmeye başladıkça, fazlar değişmeye başladıkça, bakın sinyallerde gördüm zaten yukarıda. İkisi aynı hizadaydı. Devir değişti. Yani artık bunun devriyle bunun devri farklı oldu. Dolayısıyla bir kayma gerçekleşti. Ben burada sinyaller arasında da o kaymayı gördüm. O
Dolayısıyla bu faz ilişkisi benim güçteki değişimimle nedir? Doğru orantılı olacaktır. Sen bu bilgiyi alıp dönüştürüp göstergeye verdiğinde bunu tork cinsinden okuma şansın olacaktır. Tamam mıyız? İkinci versiyon da bu. Bunu zaten siz benden muhtemelen daha iyi biliyorsunuz. Değil mi? Görmüşsünüzdür. Geçmedim başka ilave. Hız ölçümleri filan. Peki. Alın size elektriğin günlük hayatta kullanımı. Evet. Burada bitirelim mi bugün? Nasıl? Doğru, sağ olun.